Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi geceler diliyorum. Öncelikle maalesef ki teknik bir sorun sebebiyle e, SASA analizi ardından e, Türk Hava Yolları analizi aktarmak için e, hazırlıklarıma başlamıştım. Grafiklerimi ve ön bilgilerimi e, oluşturmaya başlamıştım ama e, oluşan bir kayıt problemi e, maalesef beni geciktirdi. Twitter'dan özrümü diledim ama bir kere daha özür diliyorum. Kusura bakmayınız. E, henüz seans başlamadı, hafta başlamadı. Bu sebeple bu saatte yapılacak olan bir iş olmadığı için de sabah da dinlemenizde bir sakınca olmayacaktır. E, sabah dinleyen arkadaşlarıma da günaydınlar diyorum, diliyorum. Değerli dostlar e, ne olur kusuruma bakmayın. Bugün benim için çok yorucu bir gündü. E, aktarmış olduğum analizler e, saat 10.30'a kadar bir uyuma lüksü yaşadım ama ardından 11.30'dan itibaren sürekli olarak konuşuyorum. Sesim çok yorgun gelebilir. E, Telaffuz hataları yapabilirim, diksiyonum uygun olmayabilir ama özgürlüğünüze e, binaen e, biraz da sohbet içeriğinde olacak. Yani çok fazla zaman sınırlaması yapmayacağım. Dilim döndüğünce e, sizlere Türk Hava Yolları hakkındaki görüşlerimi, düşüncelerimi anlatmaya çalışacağım. Evet e, değerli arkadaşlar işte... Twitter üzerinden de duyuruyorum ee, ve Twitter üzerinden de biraz daha aktif olmaya çalışıyorum. Instagram üzerinden de artık aktif olmaya gayret göstereceğim. Ee, gün içerisindeki kritik seviyeleri, kritik değerleri, önemsenmesi gereken haberleri aktarmaya çalışacağım. Ee, bunları neden şu anda yapmaya başladım? Çünkü biraz yaz dönemine girmekle de benim de işlerimde bir miktar azalma oldu. Ee, yoğun dönemimde yapamadıklarımı şimdi yapmaya çalışıyorum. <laughs> öyle diyelim, öyle söyleyelim. Ee, efendim. Biraz farklı bir giriş yapacağım Türk Hava Yolları'na. Neden? Ha bu arada arkadaşlar lütfen e, videoların altında e, analizinin yapılmasını istediğiniz hisseleri yazınız. Düşüncelerinizi belirtiniz. E, yapılan analizler hakkındaki yorumlarınızı belirtiniz. Ve olabildiğince de paylaşınız ki, e, tabii, eğer ki yaptığım analizleri e, doğru ve haklı buluyorsanız, gerçekçi buluyorsanız, objektif buluyorsanız bunları paylaşınız. Beğenmiyorsanız, e, hay hay. Saygım sonsuzdur. Ama lütfen e, saygıdan öteye geçmeyelim. Çünkü ben saygıyla, özenle e, sizlere emek veriyorum. Sizlerin de emeğime saygı duymanızı rica ediyorum. Beğenseniz de beğenmeseniz de. E, ee, dediğim gibi lütfen paylaşım yapınız ki e, başka başka insanlar da istifade edebilsinler eğer haklı ve doğru buluyorsanız bu analizleri. Ee, kıymetli dostlarım e, Türk Yolları analizine biraz farklı bir yönden giriyorum. Ee, genellikle bilirsiniz ben işte e, kısa vadeden başlarım 60 dakika 120 dakikadan başlarım işte haftaya güne güne haftaya aya doğru bir yönelim içerisinde olurum ama bu kez biraz farklı bir analiz yapacağım çünkü öyle gerekiyor. Ben kendi şahsıma dair analizlerimi nasıl yapıyorsam bunu da sizinle aynı şekilde paylaşmak durumundayım. Yani şahsım adına alacağım veya satacağım bir hissenin veya piyasaya dair olan görüşüm için önem verdiğim anekdotlarda farklı bir kriter e, sıralaması izleyip de size başka tür açıklamalar yapıyorsam e, bu benim karakterime uyumaz sevgili dostlar. Kendim için neyse sizler için de odur. Çünkü kendim ve siz yoksunuz. Biz varız. Evet karşınızda ee, endeks 30 hisselerinin dolar veya döviz diyelim daha doğrusu ee, döviz esasındaki pozisyonları. Türk Hava Yolları'nın 107,022 milyar civarında bir net aktifi bulunuyor. Aktif derken e, yanlış bir anlaşılma olmasın borcu bulunuyor. Pasifinde olan bir rakam, bir seviye bulunuyor. Efendim ilk akla gelen soru şu olmalı. Türk Hava Yolları'nın bu kadar çok dolar borcu varken ve doların da ivmesi yukarıyken ve Türk Hava Yolları zarar açıklıyor, kar açıklıyor, şu oluyor bu oluyor. Yahu ya bu kadar çok dolar borcu olan bir Firma, bir şirket nasıl böyle uçup gidiyor? <laughs> uçup gidiyor derken e, sevgili arkadaşlarım. <laughs> Çok affedersiniz e, değerli dostlar. Dedim ya saat 11.30'dan beri konuşuyorum artık boğazım kurulu. Bir şey içeyim. Evet, e, sevgili arkadaşlar, öyle enteresan bir e, tablo söz konusu ki... E, yani içinde bulunduğumuz süreç içerisinde, içinde bulunduğumuz tablo içerisinde hisseleri çok farklı yönleriyle analiz etmek gerekiyor. Kimini borcuyla, kimini alacağıyla, kimini kasasındaki döviz fazlasıyla e, analiz etmek gerekiyor. Özetle bu tabloyu dikkate alarak yaptığımız analizler bizim kalite farkımız ortaya çıkaracaktır. Herkesin baktığı bakış açısıyla, herkesin yaptığı yorumla veya herkesin gördüğü noktayla biz bir görüş içerisinde olursak analitik düşünmüyoruz demektir. Şimdi 107 milyar TL dolar artıyor. Okey. Dolar artıyorsa Türk Hava Yolları niye para kazanıyor? Çok basit bir mantıkla. Deriz ki, efendim, işte Siyasi iktidar, ekonomi kanadı diyor ki 35 milyar dolar civarında bir e, turizm geliri bekliyorum. 35 olur, 25 olur, 20 olur neyse o ayrı. Turizm patlayacak güya bu sene. Pek patlayacağını da zannetmiyorum ya. Gelecek olan turistin bütçesi önemli. Rusya'dan, Ukrayna'dan gelen turist ağırlığı eğer ki 3 turistin İki tanesi o bölgeden geliyorsa ben onların Türkiye'de harcayabilecekleri paraya bakarım. Harcayabilecekleri dövize bakarım. Ama benim ülkeme gelecek olan turistler Almanya'dan, İngiltere'den, İrlanda'dan, Amerika'dan neyse Avrupa'dan geliyorsa onların harcayabilecekleri rakama bakarım. Bu bakış açısını dikkate aldığım zaman ise 30 milyardı 35 milyardı bu işin başka boyutu. Fakat önemli bir gerçek var. THY'nin borcu yüksek görünüyor. Arkadaşlar çok normaldir. Çünkü Türk Hava Yolları olsun, hemen de altında Pegasus'u görüyoruz. Onun da 17,5 milyar dolar civarında borcu var. Bu şirketler, havayolu şirketleri yüksek oranlı borçlanmalar yaparlar ve yapmak zorundalar. Neden? Uçak alırlar. Neden? Uçak kiralarlar. Aldıkları veya kiraladıkları uçakların yansıtacağı bilanço borçları elbette ki yüksek olacaktır. Buna böyle bakmak gerekiyor. Ama ardından bir de öz sermayesine bakmak gerekiyor. Öz sermayesi de 105. Yani öz sermaye ve net borcu döviz bazındaki değerlendirme itibariyle birbirine yakın. Keşke öz sermayesi daha yüksek olaydı. Döviz borcu daha az olaydı o ayrı bir mevzu. Tabii ki daha çok tercih edilen bir konu. Ama Türk Hava Yolları özellikle pandemi döneminde yaşadığı sert geri çekilme sonrası artı tırnak içerisinde. Türk Hava Yolları ile ilgili olarak fiyat dalgalanmalarını yaşadığımız zamanlarda biz arkadaşlar neye dikkat ediyorduk veya ne ilgimizi çekiyordu? Efendim pandemi büyüyecek. Pandemi 3 seneye 5 seneye kadar devam eder. Uçuşlar yasaklanır, açıldı, tekrardan yasak gelir, şu olur, bu olur gibi pandemi seyahat kısıtlamalarına ilişkin gelen açıklamalar. Ve resmi yasaklar, bu yasakların süreçleri Türk Hava Yolları'nı çok çok yakından ilgilendirdi. Anlık gelen açıklamalarla bile ciddi şekilde sıkıntılar oldu. Ne oldu? İşte gelen olumlu açıklamalar bir anda Türk Hava Yolları'na, havacılık sektörüne, ulaşım sektörüne önemli etkiler yaptı. Olumlu anlamında ve netice itibarıyla artık pandemiyi pek de konuşmuyoruz. Şimdi de maymun nesidir o? bir şeyi. Maymun çiçeği. Evet o da maymun çiçeği diye bir şey çıktı. Artık bunu konuşacağız. Maymun çiçeğini konuşacağız. Yarın işte geçmişte domuz gribini konuşuyorduk. Efendim kuş gribini konuşuyorduk. Belki de 3-5 gün sonra çok affedersiniz. İşte çakal bilmem ne seni konuşmaya başlayacağız. Bu böyle gidecek gibi görünüyor. Neyse. İşin espri tarafı bir yana. Arkadaşlar bu açıdan... Türk Hava Yolları'nın bu miktardaki borcundan rahatsız olmamak gerektiğini öncelikle söylemek istiyorum. Neden? Çünkü Türk Hava Yolları borçlanmak zorunda. Uçağı henüz milli uçağımız yapılamadı, üretilemedi. Bu sebeple dışarıdan alıyoruz veya kira alıyoruz. E tabii ki dolar veya döviz borçlanacağız. Ama bir başka önemli konu daha var ki, bir başka önemli daha konu var ki, Türk Hava Yolları destinasyon sayısı dünya genelinde geniş, büyük olan havayolu şirketlerinden, aslında büyük şirketlerden birisi ve hatta Türkiye'nin yani tüpraşı sattık maalesef ki. De şu an itibariyle Türkiye'nin en önemli milli gururu modundaki şirketi özelliğinde. Yani yüz artan bir şirket konumunda. Bu sebeple Türk Hava Yolları'na dünya ee, seyahat severleri diyelim seyahat yapmak durumunda olan insanları tarafından tercih edilen bir havayolu şirketi konumunda ve dünyanın belki de işte 50, 60, 80 ülkesinde, 100 ülkesinde bilet satışı gerçekleştiren haliyle de döviz geliri olan bir şirket konumunda. Bu anekdodu unutmayalım. Döviz borcu çok, evet ama döviz geliri de var. İkinci bir husus. Efendim Brent petrol 120 dolara ulaştı. Güzel. Efendim, Brent petrol e, çok yükseldiği için uçakların e, benzin ihtiyaçları da bu paralelde yükseldi. Evet. Şimdi arkadaşlar, bilmiyorum bu bilgim ne kadar doğrudur, o, o konuda bir iddiam yok ama benim birebir özel eğitimler verdiğimi ve özel eğitimler sebebiyle de e, çok yakın diyaloglar içeri, e, çok yakın diyaloglar oluşturduğumu biliyorsunuz. İşte sevgili e, kaptan pilot dostum. E, Toygun kardeşim uluslararası bir firmada çalışır. Ee, sevgili kaptan pilot dostum, ee, Volkan kardeşim, ee, işte pilot kardeşim Hülya Hanım, pilot kardeşim Sinem Hanım, pilot kardeşim Tamer, ee, pilot kardeşim Baran Bey, her neyse. Bunlardan edindiğim bilgiler ve sohbetler itibariyle yani <laughs> uçak benzini dediğimiz nesne, galiba diyorum. Ne olur iddia olarak konuşmuyorum. Gaz yağı niteliğinde bir şeymiş. O kadar da basit bir şeymiş. Jetler için ayrı bir kavram e, söz konusu olabilir. Bu açıdan uçak benzini aslında çok da pahalı olan bir şey değilmiş veya zamlardan çok 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 olağanüstü etkilenen bir şey değilmiş. Bu sebeple yine onlardan edindiğim bilgiyle bu analizimde sizlere işte kabin anonsu mu geldi? yok efendim teker mi koyuyoruz, yok efendim taksi modunda mıyız şeklinde analizimi devam ettireceğim bu girizgahım için lütfen hoş görün gecenin bu saatinde. Evet değerli dostlar, Türk Hava Yolları'nın bir başka önemli özelliği de Türk Hava Yolları yönetimini bu mealde beğeniyorum çok güzel kendilerini hedge ediyorlar. Yani dünyadaki enerji fiyatları, dünyadaki petrol benzin fiyatlarındaki artışlara bir şekilde hedge mekanizmasıyla olası artışlarda kendimi nasıl kasko ederim? sigortalarım modunda çok doğru adımlar atıyorlar. İşte bu gerçekleri gören yerli yabancı yatırımcı Türk Hava Yolları'na biraz da pandeminin azalması, gündemden düşmesi etkisiyle ilgi gösterdi. Daha doğrusu ilgi gösterdi bu ilgi bitti anlamına gelmez. Bu ilgi devam edebilir. Çünkü günlerdir devam etmekte olan önemli bir yükseliş trendi var ve Türk Hava Yolları'nı ben zaman zaman analizlerimde dile getiriyorum. Türk Hava Yolları sadece 2022 yılında %150'ye varan bir artış yaşadı. Biz %150 gibi bir yatırım aracını 5 aylık bir süreç içerisinde ne dolarda ne altında ne de bir başka enstrümanda görebilmiş değiliz. Ha çok güzel bir yerde ne almışsınızdır, 2 ay sonra işte %150 ile satmışsınızdır. O işin ayrı bir boyut ama MTAP piyasaları bazında konuşuyoruz. Peki efendim, bu açıklamalarımı galiba bir şekilde anlaşıldığı kanaatindeyim. Şimdi değerli arkadaşlarım, eee şöyle devam etsem daha iyi olur. Türk Hava Yolları'nda biz Cuma günü itibariyle net bir satış gördük. %3.27 oranında bir düşüş yaşandı. E yani 5 ay içerisinde %150 prim yapmış olan bir hissenin endeksin 2562 direncini aşıp da 2600 üzerini test ettiği bir haftada Türk Hava Yolları da yeni bir zirve kat etmesin, yeni bir zirve yaratmasın da kim yaratsın? Bunu makul karşılamalıyız. Bazı arkadaşlarımız der ki, ya hocam benim elimde şu vardı, endeks %20 çıktı, %10 çıktı, yerinde sayıyor. Veya endeks 2-3 kağıtla gidiyor. Doğru arkadaşlar, endeks Türk Hava Yolları ile koşuyor, Sasa ile koşuyor, gün oluyor Kardemir Ereğli, Çelik grubuyla koşuyor, gün oluyor Koç, Sabancı vesaire holdinglerle koşuyor. Ama genele yayılan bir yükseliş temposu gerçek anlamda bir trend yaratmıyor. İşte bunun için hep sizlere Viop diyorum. Viopta da aman aman ağırlıklı olarak long pozisyon taşıyan endeks ağırlıklı X yakın vade dediğimiz X30 yakın vade dediğimiz endeksi yukarı yönlü taşıma hevesinde olan bu beklentiyle para kazanmayı düşünen kurumları yakından takip edin diyorum. Yani hangi hissenin ne kadar prim getirip para kazandıracağını bilmiyoruz. Büyükler de vakti zamanındaki swap krizleri onlar bunlar şunlarla bankalardan çok güzel bir şekilde default oldular. Saptılar 100 milyon dolar, 200 milyon dolar, 300 milyon dolar. Paralarını dolara çevirdiler. Şahane bir karla eyvallah dediler. Geri kalan %10 paralarıyla da endeks 30 biopunda veya belli hisselerin biopunda işlem yapıyorlar. Bara son dönemlerde gelen eğitim tale eğitim taleplerinin 85'i hocam diop öğrenmek istiyorum, varant öğrenmek istiyorum. Kimse bana hocam bana nereden alırım, nereden satarım veya kimse demeyeyim de çoğunluk manasında konuşuyorum. Çünkü artık enflasyon öyle hızlı koşuyor ki bir hissenin ayda yüzde iki üç yapması tatmin etmiyor. İstiyoruz ki spotunda %3 yapan hissenin BİOP'unda %30 kazanma imkanı varsa ben BİOP'unda olayım. Bu açıdan bunu öğrenmek istiyorlar. Öğrenmek istemelerini saygıyla karşılıyorum. Kimden öğrenirlerse öğrensinler. Ama amaç olabildiğince yüksek kazanım elde etmekse elbette ki yüksek kazanım varsa yüksek kayıp riski de vardır. İşte bunun için eğitim gerekiyor. İşte bunun için sabır gerekiyor. İşte bunun için disiplin gerekiyor. Peki. Dedik ki, Türk Hava Yolları ile ilgili olarak enteresan bir yükseliş oldu. Ve bu yükselişin ardından bir gerileme yaşanıyor. Cevap şu. Aradığımız cevap şu. Teker mi koyuyoruz? Yoksa taksi modunda Pilot kardeşlerimi anıyorum bu arada. E, kalkış için bir e, zaman mı geçirmemiz gerekiyor? Önümüzdeki uçakların kalkmasını mı bekliyoruz ki kendi uçağımız da kalksın? E, yoksa işte park ettik, kontak mı kapattık e, vesaire vesaire İrtifa mı kaybediyoruz? Şimdi değerli arkadaşlar, gün bazında konuya baktığımız zaman, Cuma günü itibariyle Türk Hava Yollarında 49,64 seviyesinde önemli bir savaş olmuş. 62'de de benzer, 60'ta da benzer. Yani 60-66 aralığında alıcı satıcı arasında ciddi bir mübadele gelişmiş. Sonrasında sert gerilemeler olmuş, hacim çok düşmüş. Hacim çok düştükten sonra da 49.08-49 aralığında yeniden bir mücadele olmuş. Yani buralardan bir denge oluşturalım, oluşturmayalım gibi bir tablo olmuş ama daha ziyade önem vereceğimiz seviye değerli dostlar 48 seviyelerinde ciddi bir el değişimi olmuş. Yani 48 seviyesini Türk Hava Yolları'nı kademe analizi bazında değerlendirdiğimiz zaman önemli bir maliyetlenme veya kar satışı veya el değiştirme seviyesi veya kademesi olarak değerlendirebiliriz. Bu anlamda da bu seviyeyi önemli bir destek veya direnç olarak bulunduğu konuma göre değerlendirebiliriz. Bunu böyle ifade ediyorum. Kapanış rakamlarımız görülüyor şu anda e, Türk Hava Yolları'nın derinlik penceresi itibariyle. Kapanış hangi seviyeden yaşandı? Zannediyorum 48 seviyesinden kapandı. Bilimik 47 98'den kapanmış. Çünkü 48 seviyesine işte 200 bin lot civarında satış emri yığılmış. 47.98 lira 125 bin civarında var aşağılardaki zayıflığı görmektesiniz. Evet arkadaşlar bundan sonra ne olur sorumuz bu. Şimdi haftalık bir grafik görme pardon şuraya gelmem gerekiyordu biraz tersten gideceğim demiştim. Evet aylık bir grafik görmektesiniz. Bakın. Türk Hava Yolları neredeyse geçtiğimiz yılın Kasım 2021 itibariyle 17'lerden daha biraz daha geriye gidebilirim isterseniz. İşte Eylül ayı itibariyle 12-17'lerden itibaren başlayan hareketliliğini 50'ye kadar taşımış durumda. Efendim, Kasım ayında %15. Aralık ayında %16. 2022'ye geldik. Ocak ayında %43 ciddi. Ardından bir nefeslenme gelmiş. Ne kadar zamanda gelmiş? 4 ayın, 5 ayın ardından gelmiş. Peki. Nefeslenme %11'lik düşüş anlamına gelmiş. Sonrasında %25-26, sonrasında %27 Nisan ayında ve Mayıs ayında %21'lik bir yükseliş yapmış. Ayın henüz birkaç günü içerisindeyiz. %4'lük bir gerileme içerisinde. O halde Türk Hava Yolları 3-4 aylık bir yukarı yönlü eğilim sonrasında bir nefes alma ihtiyacını hissediyor. Oksijen azaldı diyor. Motorlara yeteri kadar bana irtifa kazandıracak güç gelmiyor diyor. Nefeslenmem lazım diyor. Bu açıdan ilk dalaşana girmiyor. Satışlar başlıyor. Bir realizasyon oluyor. Analizlerimde hep dedim ya, işte hiçbir ağaç sonsuza kadar uzamaz, cennete kadar uzamaz. Bazen belli hızlı koşan hisseleri ucuzlatmak gerekir ki yeni alıcılar gelsin. Alamadım kaçtı, ucuzlarsa alırım diyenlere bir şekilde imkan tanısın diye. O halde sevgili dostlar biz içinde bulunduğumuz Haziran ayının Türk Hava Yolları adına nefeslenebileceği bir ay olma ihtimalini dikkate almak üzere Türk Hava Yolları'nın Haziran ayı pivot değeri 47.82. Kapanışımız kaç? 49.90. Bu değerin üzerinde miyiz? Evet. Aylık bazda iyi konumda mıyız? Denge değerimizin üzerinde miyiz? Evet. Ama 47.82'nin altına gelecek şekilde 2 günlük bir kapanış görürsek deriz ki benim uçağım irtifa kaybediyor. Gerileme hızlanabilir, kar satışları artabilir an itibariyle Türk Hava Yolları'nda bir satış e, isteği ön plana geldi. Bu bir tuzak mıdır? Değil midir? Bakacağız şimdi. Aylık pivot değerlerini, haftalık pivot değerlerini, günlük pivot değerlerini nereden görebiliyoruz arkadaşlar? Borsa pivot.com isimli sitemizden görebiliyoruz. Bunu daha öncesinden de ifade etmiştim. Veya bir gün sonraya dair gelişmeleri oradan çok net bir şekilde görme şansımız bulunuyor idi. Şimdi buradan ayrılıyorum arkadaşlar bu grafikten ve haftalık grafiğim bana diyor ki 51. Ee, en yüksek değer olarak nereyi gördük arkadaşlar biz Türk Hava Yolları'nda 51 onu gördük. Evet 51.10 geçilemiyorsa gerileme eğilimi devam edecekse işte şu bölge benim için tepki geliyor mu gelmiyor mu diye beklenti içerisinde olacağım bölge. 23.6 Fibonacci seviyesi. Nedir? 44,66. Kapanış kaç? 47.98. O halde 45.72'ye kadar geriledik ama 44 seviyesine doğru şuraya doğru yaşanabilecek olan bir geri çekilme. Ancak şuralarda bir gap oluşmuş. Aslında aslında 38.2 olarak adlandırılan 40 seviyeye doğru bir geri çekilme riski var. Çekilir veya çekilmez riski var. Bu risk var beraberinde. Endekste bir bozulma olmuyorsa, turizm adına açıklanan rakamlar, gelen turistler, gelecek olan turistler, o bu şu, gibi ve pandemi maymun çiçeği o bu, şu, bu gibi, e, turizmi veya seyahat özgürlüğünü kısıtlayabilecek olan bir şeylerden rahatsızlık duymadığımız bir haber trafiği içerisinde bulunuyorsak, e tabii ki buna Rus-Ukrayna savaşı da mevzuya dahil durumda. Hava sahasını kapatmalar vesaire vesaire gibi bir takım unsurlar da dikkate almak lazım. Yani Türk Hava Yolları'nın 40 seviyesine doğru geri çekilmesini ben makul görürüm. Çekilir çekilmez buralardan bir daha gaza basar 60'lara 70'lere lira, 80'lere lira gider. O ayrı konu arkadaşlar. Ama temkinli olmak, alırken kazanmak veya bir şeyi pahalı almamak gibi niyetimiz var ise kısa vadeli düşüncelerle böyle değerlendirmeliyiz. Efendim ben Türk Hava Yolları'nı 20 liradan aldım. 15 liradan aldım. Benim hedefim 100 lira. E gayet de güzel gidiyor. Bana her yıl yüzde şu kadar kazandırıyor. Her ay yüzde bu kadar kazandırıyor. Vallahi önemli değil. Ben her saniye Türk Hava Yolları indi çıktı kaç oldu? Buna bakmıyorum. inanıyorum. Devam et kardeşim. Sabrına hayranım. Tebrik ediyorum seni. Sabrına hayranım, tebrik ediyorum seni. Ama sen 8'lerden, 9'lardan, 20'lerden Türk Hava Yolları'nı aldığın için bir nevi tuzun kuru. Yani atıyorum %100 kardasındır, %200 kardasındır, %10 zarar etsen ne olacak ki? Ama benim dostum, benim arkadaşım, sevgili Ahmet Bey, sevgili Ayşe Hanım, sevgili Fatma Hanım, sevgili e, genç kardeşim, üniversiteli kardeşim, e, Tamer kardeşim gelip de işte... 43'lerden 45'lerden ya bu günlerdir gidiyor. Ya bu daha çok gidecek diye alıp da yarın bir gün 40'a belki de 35'e bilmiyoruz düşüp de ekrana baktığında işte 5 lirasının 4'e düştüğünü, 10 lirasının 8'e düştüğünü gördüğü zaman onun üzüntüsü beni daha çok üzüyor. Bu açıdan diyorum ki aman aman teknik kriterleri izleyelim, takas kriterlerini bilelim ve pivot seviyeleri de mutlaka ve mutlaka yakından izleyelim. Haftalık pivot ne diyor arkadaşlar? Geçen hafta demiş ki 50,54 seviyesine kadar yükseliş olasılığı var bu hafta. Yani geçen haftanın diliyle konuşuyorum. Zamanıyla konuşuyorum. 50-54 demiş değil mi? Biz nereyi görmüşüz? 51,10'u görmüşüz ve oradan dönmüşüz. 50 demek ne demek? Yani sen 46-86'yı geçince 48'e hedefleyebilirsin. İstiyorsan ekalım yap. 48'i geçtiği zaman burada bir 2 saat kalıyorsa 50'ye de gider. Gidebilir. O zaman hedefini bu şekilde koyup buna uyumlu işlem yap. Ama 50'nin üstüne bu 3. direncin üzerine çıksa bile sıkıntı olabilir. Burası tehlikeli bölge. Burası 3 4 5 ee, okla bize İkazda bulunulmuş olan çok keskin bir viraj. Demiş ve ne olmuş zaten buralardan da biraz yukarısına çıkmış ve ardından da 45-60'lara kadar 70'lere kadar düşmüş. Peki arkadaşlar bu hafta neyi izlememiz lazım? 1- 48-19 bu haftanın pivot değeri. Arkadaşlar hemen belirtiyorum. Borsa pivot.com isimli sitede haftalık, aylık, günlük değerler veriliyor. Hatta günlük pivotu üzerinde kapanan veya 120 dakikalık pivotu üzerinde kapanış yapmış olan hisseler dahi filtrelenmiş olarak sizlere bir şekilde her akşam sunuluyor ki Pivot kriterinin üzerinde güçlü kapanışlar yapmış olan hisseyi bilesiniz de trade ediyorsanız sizlere o trade aşamasında bir ön bilgi versin. Yani ben trade etmek istiyorum. Acaba hangi hissede trade etmeliyim? 500 tane kağıt var. Bu filtreyi al. Para girişine bak, ona bak, buna bak, şuna bak. Yani 500 tane kağıtla uğraşıp durma. Al sana 10 tane kağıt çıktı. Bu 10 tane kağıtla yarım saat içerisinde incelemeni yap, bitir ve kararını ver diyor. Evet Önümüzdeki hafta için, yani bugünle başlayacak olan hafta için diyor ki 48-19. Bunun aşağısına gelme. Gelirsen 45-29. Za kadar gerileme riskim var. Tutunamazsan 42-80 direk kadar gerileyebilirsin. Hatta satışlar sertleşir. Endekste bir bozulma olur. Yurt dışında tatsız bir hava eserse 40'lara doğru yaklaşabilirsin diyor. Bu konuda beni uyarıyor. Ha ben yarın elimdeki malı satayım mı? Hayır satma kardeşim. Bak ne diyor sana? Navigasyon var önünde bir tane. Navigasyon bu. Bilmediğimiz bir yola giderken açıyoruz navigasyonumuzu, telefonumuzu koyuyoruz arabamıza veya arabamızdan çalıştırıyoruz her neyse. Bilmediğimiz bir yola gidiyorsak kulağımız orada. Orta şeride geç diyor, sağa geç diyor, birinci çıkış diyor, ikinci çıkış diyor, şu diyor, bu diyor bizi yönlendiriyor. İşte arkadaşlar kulağımız orada. iki saatlik, bir saatlik bir şehir içi trafiğinde bile onu dinlemek durumundayız. İşte biz de bu rakamları dinlemek durumundayız. Bu rakamlar sesle konuşamıyor ama bu rakamları bir yerlere not alırsak hocam çok ucuz analiz verdin deyip de kotam gitti şu oldu bu oldu diye beni tenkit etmezseniz emin olunuz ki faydasını görürsünüz. Ben bu kadar ayrıntıyı 5 dakikada, 10 dakikada anlatamam. Anlatabilenin de elini öperim. Çünkü oraya gider, buraya düşer. Tamam oraya giderken veya şuraya düşerken geçirdiği evrede yatırımcının psikolojisini hesap eden var mı? O evrede yatırımcı ne yapsam ne etsem, alsam mı, satsam mı, ne yapayım, ne edeyim? noktasındaki kararsızlıklarının cevabını nasıl bulacak? İşte ben her şeyin cevabını vermeye çalıştığım için bu kadar uzun analizler veriyorum. Geçtik. Türk Hava Yolları günlük 43 42.92 bir direnç oluşmuş. Burayı geçmekte uzunca bir zaman, uzunca demeyelim de işte bir hafta 10 gün zorlanmış, ardından bu noktaya gelmiş. O halde 43 seviyesini, 42.90 seviyesini kısa vadeli düşünüyorsanız dikkate almalısınız. Ama ben asıl durum itibariyle ne diyorum arkadaşlar? 48 seviyesinin altına, 48 20'nin aşağısına indiğimiz zaman 45 seviyesine ve 42 80'e dikkat edelim. Az önce karşımıza çıkan 42 90 seviyesini haftalık grafiğimdeki 42 80'le kombine ediyorum. Bir geri çekilme olasılığında Buradan tepki bulma olasılığımız doğru ve olumlu endeks koşulları altında endeksinde 2600 üzerinde kalma koşulu dahilinde. Tepki bulup da biraz daha yukarılara gitme veya son günlerdeki veya son gündeki satış olasılığını daha doğrusu ee, kar satışı ardından yeni bir kar satışı yapabilmek adına ekstra bir ışık yakmak ekstra bir cazibe merkezi oluşturmak gibi sınırlı bir yukarı potansiyel, sınırlı bir parlatma, tepki geldi THY'ye, yükseliş devam ediyor havasını yaratmak adına kullanılıp da yeni bir zirve gösterilebilir. Ama genel olarak 50 üzerinde, daha doğrusu 48 üzerinde THY benim nezdimde şu an için oldukça primdir diyebilirim. Peki efendim. Pazartesi günü için 48-44. Kritik. Kapanış 47-98. Yani pivot değerinin altında. Yani satışlar yoğundu. Eğer ki Dow Jones Future'ları sıkıntılı bir, bir şekilde açılır ise. Bu arada Dow Jones Future'ları dedim hemen gelelim şuraya. Cuma günü Dow Jones 350 puan eksi kapattı. Şu an Dow Jones 12 puan artı da önemsiz. Burası 300-400 puan artıda olmalı ki Cuma gününü telafi etmiş olsun. E, DAX'a bakıyorum. DAX şu anda açık değil ayrı konu. DAX ee, bir şekilde Dow Jones'un 350 puan veya %1 civarında negatif kapanacağını hesaplayamadı. Öngöremedi. Bu açıdan Dow Jones'un negatif açılma olasılığını önemsiyorum. Dow Jones negatif açılırsa ne olur? Bu durumda pardon DAX e, future'ları negatif açılırsa ne olur? İşte bu tablo e, DAX'ın Dow Jones'taki geri çekilmenin devam edebileceğine dair bir inancı olduğu yönünde bir kanaat bana oluşturmuş olur. Peki efendim bu noktalardan sonra diyorum ki biz kritik değerlere önem verelim ve yarın itibariyle eğer ki Dow Jones'ta sabah olumsuz bir tablo görür. 100-150-200 puan civarında bir artı görmüyorsak Endeksinde özellikle Viyop cephesindeki kapanışının, buyurun Viyop, kapanışının 3000 seviyesinin üzeri görülmüş olmasına rağmen 2980 yakınlarındaki kapanışının bir şekilde pazartesi adına olumsuz bir endeks açılışına dair bir fiyatlama, bir beklenti oluşturduğunu, elbette ki hafta sonu detayını da dikkat almak gerekiyor, bunu da hesaplara katmak suretiyle biz... Türk Hava Yolları'nda pazartesi günü biraz daha geri çekilme ihtimalinin ön planda olabileceğini düşünmeli. Strateji ne olmalı? Strateji, cuma günü yoğun satışlarla kapanmış TH'ye, pazartesi sabah olumsuz koşullarla açılabilecek olan bir yurt dışı, olumsuz koşullarla buna eşlik ederek açılabilecek bir endeks tablosunda panik satış yapmayınız elinizde malınız varsa. Her zaman açılışı alıcılar, kapanışı ustalar yapar diyorlar. Ben de bunu sizlere bir şekilde tercüme ediyorum. Bu nedenle pazartesi günü yani bugün yarın sabah her neyse hangi dakika dinliyorsunuz dinleyeceksiniz bilmiyorum. Panikle işlem yapmayın açılış anındaki yükseliş veya düşüş yönündeki tablo sizi aman düşmeye devam edecek, aman uçuyor artık tepki bulduk yönünde sıkıntıya, strese, heyecana boğmasın. En az yarım saat izlemelisiniz. En az yarım saat izlemelisiniz. 43 üzerinde kalıyor muyuz, kalmıyor muyuz? Evvela bunu yakından izlemelisiniz. Ve arkadaşlar az önce de ifade ettiğim gibi haftalık kritik değerimiz olan neydi? 48 seviyesiydi. 48 20 seviyesi bizim için çok kritik bir değer. Bunun aşağısına geldiğimiz bu seviyenin aşağısında bir kapanış oldu ama burası geçilemiyorsa gerileme devam eder edebilir. Eğer ki eğer ki sevgili dostlar şuradaki 48,44 seviyesinin aşağısında kaldıkça önce 47, önce 46,50 sonra 45 teknik kriterler itibarla da 42,92'ye kadar geri çekilme riski pazartesi gününü de olumsuz geçiriyor ve ciddi para çıkışı var ise Türk Hava Yolları'nda bu durum bizi bu seviye ihtimaline karşı tetikte olmak zorunda bırakır. 42, 90, 43 seviyesindeki ifademin açılımı budur. Buraya kadar gerileyecek pazartesi günü aman elindekini git sat değil. Şu detayları bilerek hareket ettir. Peki arkadaşlar 120 dakikalık tabloya baktığım zaman da bana 48'li seviyelerin önemli olduğunu ifade ediyor. 47.5'a kadar gerileme olasılığının ilk etapta çok yüksek olduğunu söylüyor. 46.39'a özellikle dikkat et diyor. Çünkü Fibonacci %50 kriteri 46 39 genellikle sınırlı bir tepkinin geldiği yerdir ama 43 70 biraz daha etkili bir tepkinin gelebileceği bir bölgedir. Bunu da teknik kriterler veyahut da teknik analizin bizlere sunduğu e, sürprizler olarak ifade edeyim. Fakat her zaman bu sürprizler başarıyla sonuçlanmaz. Bu açıdan trade etmek isteyen arkadaşlarım için 43.70'e doğru geri çekilme olursa buradan belki 45'e 46'ya doğru bir atak olabilir ihtimalini önemseyebilirler diyebilirim. Ama 46-39'a yaklaşımlarda tepki bulmuyorsak da buradan biz 43-70'e doğru biraz daha sertleşen satışlara tanık olabiliriz demek istiyorum. Gelelim işin takas boyutuna. Efendim şurada görmekte olduğunuz gibi sağ alt tarafta son fiyat 47.98 Ortalama hedef 49-15 imiş aracı kurumların verdikleri hedefler itibariyle yani 49-15'lik ortalama hedefe ulaşmak için %2,5'luk bir pay kalmış. Yani bir anlamda aracı kurumların hedeflerine bir şekilde gerçekleştirmiş bir Türk Hava Yolları gerçeğiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Peki takas detayı itibariyle biraz daha konuyu detaylandıracak olur ise karşımıza ne çıkıyor? Cuma günü itibariyle AK Yatırım almış, garanti almış, vakıf almış. Banko. 8,5 milyon lot satmış. Ciddi. teb Yatırım. Aracı kurumların taşa e, yabancı aracı kurumların taşeronluğunu yapar. 2,5 milyon lot. küçümsenemez A1 Kamiter 1.3 Global 1.2 gibi satışlar yapmışlar. Alanlar, bakıyorum ilk 5 kurumun dışında kalan kurumlar almışlar. İki şekilde açıklanabilir. 1- Aman Türk Hava Yolları uçuyor kaçıyor diyerekten 5-6 kademe geriye alım yazmış olan insanlar e, aslında alırsam 5-10 dakika sonra çıkmaya başlar ne halinden? Uyanıklık yaparaktan almayı düşünen öncesinden 5-10 kademe geriye yazmış olan insanların aldıkları da olabilir. Satanlar Bank of gibi, TEP gibi, A1 gibi her neyse satanların farklı farklı kurumlardan veya yabancıların farklı farklı kurumlardan çaktırmadan alım yapayım mealindeki alımları da olabilir. Kimsenin niyetini okuyamayız, bilmiyoruz. Ama çok bariz bir tablo var. İlk beşte, Bank of Amerika'nın 8,5 milyonluk satışı dikkat çekiyor böyle bir miktar olmayaydı. Burası da 2,5 3 miktar civarında olaydı. Diğer rakamı bu kadar düşük olmazdı. Ama yine de ben şu an itibariyle ilk 5 kurum dışında alım yapmış olan diğer kurumların 6,5 milyonlara ulaşabilecek seviyedeki alım miktarlarını önemsiyorum. Bunu Türk Hava Yolları'nda bir çöküş yaşanmayacak şeklinde değerlendiriyorum. Türk Hava Yolları'nın beklentilerinin devam etmekte olduğunu bir şekilde tekrarlamak istiyorum. Yabancı ne yapmış Türk Hava Yolları'nda? Yabancı şunu yapmış. Türk Hava Yolları'nda 16 Mayıs tarihinden bugüne 3 haftalık süreçte 31 milyon lot civarında City yabancı üzerinden alım yapmış, Deutsche yabancı 3.7 milyonluk satış yapmış. HSBC'nin de 2.6 milyonluk alımı var. 30 milyon lot büyük rakam. Ciddi rakam. Yabancı bu malını sattı mı? Hayır satmadı. Nereden biliyorum satmadığını? Geleyim Haziran'a. Haziran'ın birine geleyim. Biriyle işte 3 arasındaki süreci göreceğiz. Ne yapmış? 10 milyon satmış. E 30 milyon almış, 10 milyon satmış. Satışları devam etmez mi? Evet eder. Ben yabancı olsam aldığım 30 milyon malı durdurak bilmeksizin satmam. Bir miktar satarım. 10 milyon mu sattım? 3 milyon alırım. Biraz daha yükseltmeye çalışırım. Daha iyi bir yerden satayım. Daha uygun bir kar elde edeyim. Ucuzdan satmak işime gelir mi? Tabii ki gelmez. Bu arada yabancı alıyor deyip de dedirtip de piyasaya diyeyim ki Arkamdan birileri nasıl olsa gelir, ben biraz daha yukarıdan satarım. 10 milyon sattım, 3 milyon 4 milyon aldım, piyasaya bir e, can suyu verdim. Ardından 7 milyon daha sattım. İşte arkadaşlar, e, hisselerdeki volatilite, dalgalanma, mal çıkma, mal çakma dediğimiz, patron satıyor, patron onu yapıyor, bunu yapıyor, alıyor mu? Bunlar çok kritik konular. Bu sebeple ben eğitim talebinde bulunan arkadaşlarıma diyorum ki dostlarım ben size Era Erasayı, şunu bunu anlatmayacağım. Bunlar da önemli. Hay hay. Ama ben sizlere buradaki dedektiflik yapma tekniklerini öğreteceğim. Bunu yapabiliyorsanız başarılı olursunuz. Yoksa klasik yöntemlerle artık borsada ekmek yenmiyor. Yedirmiyorlar. Öyle söyleyeyim. Peki dostlar çok yoruldum. Ee, i̇zninizle Müsaadenizle ee, Şimdi ayrılıyorum Tekrar e, Yayın aldığım andan itibaren dinleyenler için iyi geceler Sabah dinleyenler için günaydın Umuyorum ki Türk Hava Yolları ile ilgili Daha önce yaptığım SASA ile ilgili endeks ile ilgili analizlerim Sizleri bir şekilde bilgilendirmiştir Her şeyi bilmek gibi bir Üstünlüğüm, bir meziyetim, bir yeteneğim yok Sadece tespit edebildiğim bilgileri sizlerle paylaşıyor. Sizlerin de benden daha da bilgili olacağınızı, daha farklı açılardan bakabileceğinizi ümit ederek benim aktardığım veya dikkat çektiğim hususlara sizler de bir şeyler katarak en doğruyu en doğru kararı vermenizi arzuluyor. Arzu ediyorum. Hoşçakalınız, selamlarım ve saygılarımla. Lütfen yorumlarınızı ve de ee, analizini yapmamı arzuladığınız kağıtları e, yorumların altında, e, pardon videoların altında belirtmeyi unutmayınız. Sevgiler, saygılar, selamlar, gençleri, küçükleri öpüyorum.